Evet sevgili YouTube tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Poseidon'u kestik. Kalamar yaptık kendisine. Tekrardan dirilmiş olan Poseidon'u. Herhalde baya baya sonlardayız. Vision for a prosperous future for Caliban. All I ever wanted. A better place for Kalaga'nın you. geleceğini sembolize eden bir Tell me. heykel. Did I do the right thing? Bu neymiş? Diary Pages. Ha tüm... Okey. Gene kupa aldık. Güzel. The Librarian. Bütün hepsini mi topladık? Tüm collectible'lar da geldi. Oo çok iyi. Galiba işin sonunda... Burada bayağı varmış. Bu galiba özel büyülerle almamız gereken kupalar. Burada ne diyordu ben okumadım ama geçtim ya. Okuyamıyorum da bir daha. Saçmalığa bak. Şimdi yol devam edecek. Bir geri dönelim. Geliştirme yapalım. En azından bir tane kupayı alabilmek için şey yapalım. Neydi adı? Fulleyelim bir tane skill'i. En çok da kullandığımız can olduğu için canda bir şeyler fulleyelim bakalım. Okey. R1. Dur. Bunu upgrade edeceğim. Burada ne diyor? Increase the duration of plague. Ya plague kullanmıyoruz ama. Plague yapıyor. Inflicting paralysis diyor. Paralyze yaptığımızda iki can şey bize can veriyor diyor. İki can veriyor. Ne kadar az aslında. Bizim kılıç peki paralyze yapıyor mu? Onu bir kontrol etmek istiyorum. Yani bizim kılıçta... Aa, yapmıyor ki. Peki şu koşmada ne işe yarıyor? Bu ne yapıyormuş? Tether yapıyor. Haste kazanıyormuşuz diyor ama yani haste kazanmak benim ne işime yarıyor? Onu ben tam olarak bilmiyorum yani. Bu diğer özellikler ne yapıyor? İşte Raise var, Nova var, Bastion var. Bunları kullanmamızı istiyor sonra oyun. Mesela biz bunu geliştirmek istesek yani şu increase the status slow effect by %1 diyor. Knockback deals %10 weapon damage. Ha, düşmanları knockback atıyor, uzaklaştırıyor. Bunu full açmam. Hadi bunu full geliştirelim bakalım. İyi, hadi bakalım. Böyle kalsın. Enhance. Bu ne kupasıydı? Complete all Brand Skill Master. Okay. Max all possible nodes. Hepsini tabii bir de maxlemem gerekiyor. Fulllemem gerekiyor yani. Bir tanesini fulllemem yetiyor mu acaba? Emin değilim. İyi gidiyor Cengiz. Bu aralar pek bir gelişme yok çünkü yeni oyun yok adam akıllı. Bunu geliştireyim ya. Yeni oyun yok bu aralar pek bir şey yok. Ama iyi gidiyor yani. Reklam mı? Nasıl reklam giriyor ya? Abi Twitch kendi kendine şey yapıyor ya.
reklam atıyor yayına. Satalım. İhtiyacım yok bunlara. Ama işte işin garip yanı kendi kendine reklam atıyor ya. Silah geliştirebiliyor muyum? Ne bu? 18 adet 20 damage kolye geliştirebilirim. Geliştir gitsin ya. Para deli gibi zaten. Peki kolyemiz full. Yüzüğümüz full değil. Ne kullanıyorum şu an? Critical Strike Chance. Daha geliştiremiyorum. Armor pek hoşuma gitmiyor bu arada ya. Galiba bunu kullanacağım bu arada. Bu daha çok işime yarar diye düşünüyorum. Gerçi bu da %19 can veriyor. Az da vermiyor ki. Ama bu da %20, %23 şansla. Yani bildiğin 4'te 1 şansa diyelim. Hasar aldığımda leech artıyor. Fena değil aslında. Neyse biraz takıp deneyelim. Oynayalım yani. Oynayamadan bilemeyeceğim. Biraz da bunu geliştirelim. Ne kadar gelişirse artık. Güzel. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Atrium. Ha, son boss fight ve orada boss şey çıktı. Ya işin komik yanı galiba yani YouTube daha iyi olabilir biliyor musun canlı yayın bakımından. Twitch'in ya Twitch'te tanınabilirlik o kadar düşük ki Cengiz. Aslında YouTube daha iyi galiba o konuda da. YouTube'da çok büyük bir mecra. YouTube canlı yayın için hiç uğraşmıyor ya. Yani bir arayüz daha bir kolaylaştırmıyor işi. Ki işin komik yani Twitch'e nazaran daha fazla şey var. İzleyici var orada. Sadece adamlar uğraşmak istemiyor yani. İhtiyaçları yok yani. Evet. Ha direkt boss fight'a gelmişiz. Bu ne lan? Hatun var. Bu benim yaşlılığım falan mı? Welcome to my palace, or as the guards prefer to call it, my prison. Hapishaneme hoş geldin diyor. Buraya niye geldin biliyorsun. Beni öldürmeye geldin. Bana işkence yapman, beni terk etmen yeterli değil miydi diyor. Kalagana yaptığına bak. Arbiter olacaktın halbuki sen diyor. Savaşı kazanacaktın. Aman ne parlak gelecekmiş. Ya gerçeği görmek ister misin diyor. Ne oldu lan? Oha lan, herife bak. What are you? I am what you made me, mother. Beni sen yaptın diyor. Her arbiter'dan daha güçlü. Bana bir hediye verdin diyor, arbiter yaparak. Şimdi zayıf ve yardıma muhtaç olan insanları terk eden bırakanları terk edenlere cezalandıracak da baya kötü bir şekilde kaderi durduramaz. Ne oluyor? Bu da nasıl kaçıyor abi?
Valla ne varsa yedim orada. Anlamadım bile ne olduğunu. Öleceğiz bu arada. O toplara nasıl kaçacağım acaba? Bir tekrar geri ışınlanacağız da falan da. Bu iyi adam, bu adam biraz olsun uğraştırıyor. Şu topları nasıl kaçacağımı öğrensem çok daha rahat olacak. Bakalım. Abi gene muhabbet edecekler mi acaba ya? Etmezler umarım. Solda bir şey var mı? Da soldan geldim ben. Oha ne oluyor lan? Nasıl yedim onu ya? Nasıl yiyorum abi? Dodge atıyoruz orada. Öleceğiz bu arada. Ne oluyor lan? Kaçamıyorum da. Adamın yarı canı çok rahat alıyoruz ha. Ben de ölüyorum bu sırada yani. Neyse toplardan kaçabiliyoruz artık. Acaba boss fight'a girecekken gidip bunu beklemek de yani. Oğlum nasıl yiyorum onu ya? Dodge atıyoruz onu. Nasıl ya? Nasıl geçeceğim abi oradan? Öldük ya. O darbesinden nasıl kurtulacağımı anlamadım ya.
Adam Array of Damage atıyor abi her yere. Da sağ köşede öldük ya. Baltasında fırlatmadan biraz beklemem gerekiyor. Çünkü biraz baltayı tutuyor. Eğer daha erken yaparsam baltayı attığı zaman vuruyor beni. O yüzden orada biraz beklemem gerekiyor. Hemen baltayı gördüğüm gibi kaymamam lazım. Ama o kırmızı alanı nasıl yapacağımı bilmiyorum ya. Sırtımı dönsem olur mu acaba patlamaya? Nasıl yürüdüm? Nasıl ya? Çok erken kaydım bak bu sefer. Aa, bunu yemem lazım bir de. Bunu her türlü yiyorsun galiba. Nasıl kaçacağım oğlum bundan? Abi anlamıyorum lan nasıl kaçacağımı. Ya adam spamlıyor abi, ben ne anladım bu işten? Nasıl kaçacağım oğlum bundan? Ciddi anlamda anlamıyorum yani. İçeride kalınca daha sarıyorsun adamdan. Bilmiyorum. Yani beni öldüren tek hasar o bu arada. O olmasa adam alacağım da yani çözmem lazım. O sırtımı dönmeyi denemiş miydim? Yani sırtımı dönmüş müydüm hiçbir saldırısında? Ama çok saçma ya o da. Flash gibi bir şey değil ki. Artının en uzak köşesinde de vuruyor. Nasıl vuruyorsun ya?
Abi sıkışma oraya. Nasıl yedim ya onu? Abi ya sıkışma şu kenara ya. Oh. Burada çözdüm olayı ya. Halkı ilk oluştururken can koyuyor. O sırada dışarı durmak gerekiyor. Halkanın dışında durmak gerekiyor. Patlatmadan hemen önce de halkın içine girdiğinde canın gitmiyor. Olayı çözdüm yani. Sadece ekranım kızarmış ya canım azaldı diye. Adamın kenara sıkışması burada çok kötü çünkü adamın hani dodge yapıp arkasına geçip vuramıyorum. Her türlü her darbesini yiyorum. Adamı oradan komple çıkarmam gerekiyor. Ya burada çözdüm ya. Şimdi keserim herhalde. Halk bu sarı topları da patlattığında da tam patlamadan önce dodge yaparsam geriye doğru kaçabiliyorum. Yani illa duvardan zıplamama da gerek yok. Sadece keşke tabancam olsaydı ya. Tabancam olsa çok daha rahat olurdu yani. İlginç. Abicim şu arkaya geçme artık ya. Bu ne lan? Yedik ya, baltayı yemeyecektim. Bu baltası da yeni saldırısı ya. Ki işin komik yanı biz yarısının altına düşmüştük. Bu saldırıyı ilk defa yapması da güzel RNG ya. Abi sıkıldım ya ışınlanmaktan.
Artık seni kesebilir miyim ya, Zeus? Oh! Yemeyecektik onu. Nasıl yedi ya onu? Ya böyle şasar yedim ya. Oha ya. Nasıl biliyorsun abi onu? Nasıl yiyorsun ya? Yani altından geçiyorum. Çok saçma ya. Altından dodge yapmışım ya. Nasıl yiyorsun abi onu? Of, bu kadar da ölünecek bir boss değil ya. Ay, nereye gidiyorum? Neyse. Adamı iyi de crit koyuyorum aslında. Ama herifin canı çok fazla. Nasıl yedi vurdu bana onu? Çok saçma ya.
Çok saçma ya. Kodumun Zeus'u. So this is the power of a true arbiter. Demek gerçek arbiterin gücü bu. Gözükürüm ama vakit geldi. Killing me will not erase your mistakes. Beni öldürmek hatalarını silmeyecek. Hiç olmamışım gibi yapamayacaksın. Ve hiçbir zaman unutmayacaksın. Kill Spear var. Ne yapayım? Öldüreyim ya. Uğraştırdı. I love you. Seviyorum seni. Ama senin için dünyayı feda edemem. Aşk mı? Aşktan ağasını bile bilmiyorsun. Beni öldürdükten sonra da pişmanlıktan başka hiçbir şeye sahip olmayacaksın. Bitir şimdi. Oha! Uş. Temizlendi her yer. Evet. Bitirdik. Uğraştırdı bizi bir yarım saat ama. Tamam. Ha, direkt New Game Plus var. Peki Continue deyince ne oluyor? Tekrar kapışıp spear mi yapmam gerekecek acaba? Yapabilir miyim daha doğrusu? Geri geldik. Bir deneyelim bakalım. Acaba yine boss var mı? Varsa süper bu arada. Tekrar kesip spear yaparsam belki o şey diğer kupayı da alırım. Kesin diğer bir tane daha kupa var, onu spare yaparsak. Yani böylesi süper bu arada. Bir sonraki bölümde de muhtemelen oyunu plat yapabilirim diye düşünüyorum. Yani çok bir şey kalmadı ya. Şimdi sadece tek yapmam gereken bir daha kesmek. Hayır! Lanet!
Abi oyun tek oynamam gerekiyor ya. Bir dakika, şimdi hiç yaratık yok mu peki? Biz bunu öldürdük de hiç yaratık da mı olmayacak? Ha, başka bir yere teleport olup bakalım. Ne bileyim, şöyle Armory'e gidip bir random bir yere gidelim bakalım. Biz bunu öldürdük diye bütün bosslar öldü mü ya? Bütün yaratıklar mı öldü haritadaki acaba? Ne hoşuma gitmedi bu. Ayo, yaratıklar var. Bir dakika, burada yaratıklar var. Mavi artı mı tüyo yürü. Bir daha bir şansımı deneyeyim mi boss var mı diye. Bir deneyeyim, belki gelmişim gelmiştir diyeceğim. Gire sanmıyorum ya. Yani. Oyunun New Game Plus yapmam gerekecek galiba. Tüh ya. Bolu'yu sevmiyorum abi, yani. Az buz da ilerlemedik bu arada. Bayağı ilerledik. Gerçi çok seri bir şekilde ilerleyebiliriz de New Game Plus'ta yine muhtemelen her yeri temizlemem gerekir diye düşünüyorum. Gerçi New Game Plus'ta bütün haritaları temizleyebiliriz. Her yeri gezebiliriz böyle. Ama zaten yani onun kupası var mı görmedim ya, bir bakmam lazım. Bir bakalım. Ha. Tüh. Evet, adam yok. Zeus'un sonunu getirmişiz abi. Her türlü New Game Plus yapmamız gerekecek. Peki. Hangi kupaları kaldı bir görelim. Gerçi %4'ü almış zaten şeyi. Demek ki o kadar da yani zor bir şey değil yani bunu yapmak. 8 tane düşmana Nova ile hasar ver diyor. Kill 5 enemies with a single use of overdrive. Overdrive bir kez kullanarak 5 tane düşmanı öldür diyor. Kill 10 enemies before barrier duration. Dön 10 tane düşman öldürür bariyer bitmeden. 6 tane düşmana hasar ver diyor Raze'le. Enemy inside Bastion. Bu neresi ki ya? Bastion. Ha, discover all secret locations in the game varmış burada. Bizim iki tane skillimiz eksik zaten. Onu da muhtemelen keşfedeceğimiz bölgelerden gelecek. Okey. Tamam. Evet, bir sonraki bölümlerde arkadaşlar. Yani New Game Plus yapıp bütün haritaları temizleyeceğiz. Yapacağımız şey bu. Ama teorik olarak oyunumuz burada bitti. Zeus'u öldürmeye karar verdik ve böylece bütün kötülükleri bir nevi atmış olduk yani. Evet, şahsen güzel bir oyun bu arada. Kesinlikle güzel. Arada FPS düşmesi, drop'u olmasa çok daha güzel olur. Ama tüm bölgeleri temizleyerek bir tane şey video koyabiliriz yani. Yani bir sonraki videolar her bir bölgenin full temizlenmiş hali olur diye düşünüyorum. Öyle. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.